Aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt'ten hemen sonra vatan toprağı olan birliğimizin, dirliğimizin, sevdamızın, istiklalimizin ve istikbalimizin sönmeyen ocağı Mersin'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Seni seven her insana kucaksın. Tam bin yıldır hiç sönmeyen ocaksın. Dört mevsim solmayan taze çiçeksin. Şirindir, tatlıdır dillerin Mersin. Evet, vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından kardeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşıyor. Mersin ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Toros dağlarındaki yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşattığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez. Bereketli topraklarıyla, ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla, ticaretimizin kalbi limanıyla, en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye yüzyılının da öncülüğünü üstlenecektir. Sağ olun. Bu vesileyle değerli kardeşlerim, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında %40, mecliste %38 oy oranıyla verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah. Mersin, bir başkasın bugün. Ve ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin nereye yürüyecek? 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah. Kardeşlerim, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve şu karşımdaki evelallah katılım bize bir şeyi gösteriyor. Bak, genç bir kızımız elinde nasıl bir pankartla gelmiş. Bayağı iyisin. Kara toga, hava Kaan'a, dünya reisi hayran. Bitmedi. Diğer hanım kızımız da Silifkeli ya. Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezer Avcı. Maşallah. Mersinli, Türkiye yüzyılına he diyor. Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım reisim diyor.
Bak 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 bak. Vatan sevgisi bedelle ölçülemez. Özgür Efendi. Evet. Bir hanım kardeşimiz de ben kalbimin orta yerine seni yazdım diyor. Karizma desen var. İcraat desen var. Eyvallah. Sayılı gün çabuk geçer. Güle güle Vahap seçer. Maşallah. Şimdi 31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın Mersin? Mersin bu işi bitirdi. Biraz sonra kısaca özetleyeceğim yatırımlarımızın da gösterdiği gibi biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla ayrı, insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öyleyse durmak yok. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Kardeşlerim, bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok. Müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirlerimizi, ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için bırakın iradeyi, niyet sahibi bile değiller. Dünyada rakipleriyle değil, kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine. Emin olun hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar.
Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın. Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun. Gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara, eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp, işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakımızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye yüzyılının belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım. Şimdi burada öyle bir ses verin ki karşıdan Kıbrıs'tan bile duyulsun. Hazır mıyız? Mersin, Akdeniz'in bereket timsali Mersin, Torosların mağrur evladı Mersin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Mersin, 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Mersin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Biliyorsunuz, pazartesi günü mübarek Ramazan'ın ilk orucunu tutuyoruz. Rabbim bizlere inşallah Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı görmeyi ben inanıyorum ki nasip edecek. Bunun için Ramazan ayını hep beraber çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, Mersin ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geliyor. Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi oradaki potansiyelin yüksekliğinin işaretidir. Dağlarında lale sümbül açınca, yörükleri yaylasına göçünce, gönül kuşu yücesinden uçunca cennete dönüşür illerin Mersin. Evet, Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz.
Bunun için de hükümet olarak ulaşımıyla, enerjisiyle, sağlığıyla, diğer tüm alanlarıyla en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5.975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 14.984 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplamda 3085 yataklı 17 hastane ile birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %98'ine hizmet veriyoruz. Mersin'deki 7 millet bahçesi projemizden 3'ünü tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolunun önemli bir kısmını, tünelleri, viyadükleri, köprüleri, bağlantı yollarıyla tamamladık. Yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacağız. Yakında hizmete vereceğimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlıyoruz. Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bölümünü bitirdik. Halen inşası süren çok sayıda yol projemiz var. Çeşmeli, Mersin, Tarsus ve Tarsus Pozantı Otoyolu'ndaki üst yapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice lojistik merkezini Mersin'imize kazandırdık. Adana Mersin Demiryolu'nun 3. ve 4. hat altyapı işlerini tamamladık. Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yeni Taşkent kısmındaki iltisak hattının yapımına başlıyoruz. Mersin'e 2 yat limanı, Anamur'a 1 iskele kazandırdık. Aydıncık Yat Limanı'nın yapımı devam ediyor. Tarım ve Orman'da şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. İnşa ettiğimiz
sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Değirmençay Barajı ile Alaköprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Geliyorum çiftçilerimize. Mersinli çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 5 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Hükümete geldiğimizde 2002 yılında 263 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 553 bine çıktı. İstihdamı desteklemek için Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik. Enerjide yılda 35 milyar kilowatt saat elektrik üretecek olan Akkuyu nükleer güç santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Güllar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e doğalgaz ağzını sağladık.